Evet, şurada bir detay var. Bu detayı videonun başına koymak istiyorum. Narkoz o zamanlar yeterli derecede olmadığı için ağzına bez tuttururlardı böyle dişlerini sıkıp acıya dayanması için. Ama elinde güç alması için sevdiğinin oyaladığı mendili var. Çok güzel bir detay. Harika değil mi? Oh. Çok üzücü. Evet, Alçıtepe köyündeyiz. Sargıyeri Hastanesi olarak geçiyor. Harika seslendirmeler ve canlandırmalar var. Muhteşem gerçekten. Ses oradan geliyor oğlum. Susam, susam ve saman demek onlar. Dıştaki susam, içteki saman. Evet. Mitralyöz. O zamanın ağır makinelisi. Evet, o zamanın kullanılan kap, kaca, çayhane. Evet, bak şey, eski çay ocağı, muhteşem. Aydınlatma, gaz ocakları. Evet, biraz insan tabii duygulanıyor. Burayı ameliyathane olarak düzenlemişler. Çok gerçekçi yapmışlar. Ben bunu göremedim. Çok gerçekçi yapmışlar. Kan izlerini bile koymuşlar. Sen buraya bakmasan da olur Hatun. Evet. O zamandan kalma Osmanlıca yazılmış insan vücudu detayları ve ameliyat edildiğine dair bir görüntü, canlandırma. O zamanlarda narkoz yeterli gelmediği için ağızlarına bez koyuyorlar, dişlerine sıksın, acıya dayansın diye. Tahıl ambarı. Çok güzel düzenlemişler. Düzenleyenin eline sağlık gerçekten. Tarihi tekrar yaşatıyor bize. Evet, bunlar da yaralıları kayıt altına alınan yerin temsili, resmi. Merhaba dostum, ne güzel gözlerin var senin. Bak bakayım. Wow. Bir köpek daha önce de vardı sanki burada. Çok güzel gözleri var. Buranın köpeği olabilir mi? Buranın köpeğidir oğlum. Ah, aynı acısı tabii. Şehit canlandırmaları. Maalesef bu konudaki acı hikayeleri biliyorsunuzdur. Hele bir tanesi var ki doktorun önüne oğlu geliyor.
Oğlu aşırı yaralı olduğu için zaten öleceğini bildiği için onu bırakıp başka bir hastaya geçiyor. Çanakkale Savaşları böyledir. Bu kadar da duygu yüklüdür. Aşırı ağır yaralıların tutulduğu alan gibi canlandırılmış burası. Evet. Koğuş. Tabii o zamanlar teknoloji düzgün olmadığı için ilaçlar, ilaç takviyeleri bu tür arabalarla taşınmış, at arabalarıyla, öküz arabalarıyla maalesef. Muhteşem. İçeride çok fazla ses yapmak istemiyorum. Sadece çekim yapacağım. Efendim babacığım. Onlar bal mı heykeller oğlum? Evet, yüzündeki hüznü bile var, yüzündeki hüznü bile vermişler. Evet, doktor oğlum. O zamana ait kitaplar, şeyleri yakmışlar. Daha önceden işler var. Türkü de o kadar acıklı ki şu an. Sanırım şu nefes verme şişesi aparatı ameliyat ederken. Siz olur mu? Biz
Evet, Sargıyeri Hastanesi'nin, yani bu içerideki canlandırmanın gerçek fotoğrafları var arkadaşlar. Yani bunları sadece hayal olarak görmeyin. Bakın, oradaki bayanlara bakın. Buraya bakın. Neredeyse aynı ortam. Kadınlarımız da çok büyük emek vermiş o savaşa. Evet, şifacılar, ilaç yapanlar, ilaç şişeleri. Evet, burası da diş kısmı. Bu ilaç rafı yeni modernize edilmiş. Bu ise orijinali. Aslına sadık kalınarak hemen hemen yapılmış, dizayn edilmiş. Muhteşem.